Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziran min ehli Harun ahi üştür bihi ezri ve yeşrifu fi emri. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين آمين. Efendim önce hepiniz hoş geldiniz, Allah razı olsun katıldınız ve beraber mütalaa edeceğiz ve mütalaalarda da katkılarınızı bekleriz inşallah. Memnun olurum. Her türlü katkı, soru, her neyse, itiraz, açıklama lütfen müzakerelere de katılın. Muhakematı okuyoruz 3. makalede. Ki bu 3. makale usulun akide, yani itikadın, imanın esaslarının ve her bir unsuru. Temel olarak Allah'a iman, Resullere iman ve ahirete iman çalışılacak esas. Bu 3 temel üzerinde durulacak idi 3. makalede. Biz bu 3. makalenin 2. maksadı diye bilinen bölümde peygamberlere iman esasını mütalaa ediyor idik ve bu peygamberlere iman esasının mütalaası sırasında bizi en çok ilgilendiren ve bizzat da zaten sorumlusu olduğumuz konu olan Muhammed isimli zatın Allah Resulü olduğu noktasında ikna olacağımız, emin olacağımız deliller konuşulacak demişti. Bunları da değişik açılardan yaklaşımlar yapma suretiyle 1., 2., 3., 4. meslek diye saymıştı. Biz 4. meslek bölümünü okuyor idik. 4. meslekte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın veya insanlığa takdim ettiği veya takdim etmekle görevlendirildiği şeriatın esaslarının çok dikkatli bir şekilde takip edildiği, anlaşıldığı, anlaşılma çalışmasına tabi kılındığı zaman görülür ki bu şeriatın kuralları bir insanın yapabileceği bir iş değil, koyabileceği, belirleyebileceği bir iş değil. Çünkü genel olarak şeriatın temel esaslarını tesis etmiş, kurallarını tesis etmiş, insanların şahsi ve sosyal hayatta takip etmeleri gereken prensipleri belirlemiş ve bu zaman ve mekan sınırının ile sınırlanamayacak olan prensiplerin ne kadar tutarlı olduğu üzerinde duruyor idik. Şimdiye kadar okuduğumuz parça buydu. İnsan bu bir kişinin kendisinin bu kadar geniş ileriye yönelik her zaman ve şartta geçerli olacak prensipleri üretmesinin mümkün olmadığı üzerinde duruyorduk ama burada vehim ve tembih adı altında insanın aklına bazı vehimler geliyor. Yani sorular soruyor. Neden olmasın ki? Yani şöyle olabilir, böyle olabilir gibi. Yalnız şunu hemen böyle bir konuya girmeden önce şunu hemen tekrar gündeme getiriyoruz. Şeriat denilince aklımıza bize şimdiye kadar Türk kültüründe, Anadolu kültüründe tanıtılmış olan kurallar listesi gelmesin. O, evet bu şeriat dahilinde belli bir dönemde belli hakikaten haklı olarak insanların kendilerini takip ettikleri otorite diyeceğimiz
kişilerin kendi şartlarında, kendi dönemlerinde geçerli olabilecek şekilde yapmış oldukları tanzimlerdir. Biz bunları alıp dondurup tek gerçekmiş gibi belli bir kültüre uygulayıp insanların bu konuda yapabilecekleri araştırmaların devamlı gelişmeye müsait olan şeriatın gelişmesine imkan verecek olan çalışmaların önüne geçilmiş, zamanla da zaten toplum şeriatı takip ettiğini, toplum artık şeriatın ne olduğunu inceleyecek, tahkik edecek kapasiteden de tamamen mahrum olmuş, dünya işlerine dalmış, yönetime, yani şeriat denilen olayı yalnızca yöneticilerin yönetim menfaatlerine uygun şekilde anlaşılmasını sağlayacak bir formlar bütününün içerisine yerleştirilmiş olarak biz Anadolu kültüründe şeriat tanıyoruz. Böyle sabit, donuk bir şeriat olmaz. Yalnız efendim hani meşhur konumuzdur bu ve yine bu kitaplarını okuduğumuz müellifin diğer eserlerinde açıkladığı gibi. Yani biz şimdi yeni yeni yorumlara girer miyiz? Kabiliyetin varsa girersin ama o kabiliyeti bu medeniyet içerisinde yetişmiş olan insanlar bu kabiliyetini bir, kaybettiler. İki, zaten toplum böyle şeriat ile kendilerinin yönetilmesini isteyecek bilinç düzeyinde bir iman, İslam anlayışından yıllarca, asırlarca da mahrum bırakılmış, taklit ile donuklaştırılmış bir toplum yapısına sahip Anadolu kültürü. Başka yerde de öyle olabilir. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren içindeki yaşadığımız toplumun hangi şartlarda oluştuğunun farkına varmaktır. Bilincinde olmaktır. Bizim şeriat diye bize bildirilenler mutlaka her zaman her yerde geçerli olacak ana prensiplerin bize aktarılmasının değil, onun donuklaştırılmış bir sanki hukuk kitabı haline getirilmiş, sabitleştirilmiş şeklidir. Bunun bilincinde olmazsak meseleyi anlayamayız. Yani ben tipik olarak hep aynı örneği söylerim de, Büyük İslam İlmi Hali'nin şeriat kitabı olduğunu düşünürsek işte orada kaybettik demektir. Veya 12. 13. 9. 10. asırlarda yazılmış ve o günün çağlarında yapılmış yorumları içeren ve haklı olarak da o çağlarda isabetli yorumlar yapmış olan ulemanın eserini 21. yüzyılda o çağın insanının iman düzeyinde, şuurluluk düzeyinde olmayan bir toplumuna tepeden inme, empoze etmeye kalkıp bu kuralları aynen siz de uygulayacağınız, uygulamalısınız, uygulayacaksınız demek zaten insan fıtratına aykırı bir davranıştır. Ve bir de vaka o ki Müslüman toplumlarda İslam ilimlerinin özellikle itikadi bölümü neredeyse unutulmuş, tamamen taklit ve nakle dönüşmüştür. Biz de bunun çocuklarıyız. Nakilden kaynaklanan taklit ile Müslümanız. Birazcık işte kendimizi toparlamaya çalışmak için böyle sohbetlere katılıyor, bu kitapları okuyoruz. Yani şu eserini okuduğumuz müellifin kitaplarını okuyoruz. Çünkü iman tahkiki yapmak için bir tecdit, bir yenileme faaliyetine girmiş. Bizim sanki kanımızı temizliyor, canımızı temizliyor, hayatımızı canlandırıyor. Bize yepyeni bir dünya görüşü sunuyor. Yani Kur'an'da olmayan bir şey değil. Toplumdakine göre
neredeyse hiç ilgisi olmayan bir dünya görüşü sunuyor. Bunun bilincinde olmamız lazım ve ona göre de bu zatın eserlerinden faydalanmak lazım. Genellikle benim hep korktuğum, hep de müşahede ettiğim bir hastalık var. Toplumdaki veya kültürdeki din anlayışını temel alıp, ondan sonra bu imanın tazelenmesi, tecdidi, parlatılması, insanların insan fıtratına uygun bir şekilde bu asrın gereğine göre yapılmış olan yorumlarını okuyup, ki Risale-i Nur adındaki eserler bu yorumların bir örneğidir. Bu çağda bu yorumları okuyup ama okuduğumuz yorumları hala gelenekten kopyalayarak takliden edindiğimiz kavramların içine koyarsak, o kavramların bizzat kendilerini sorgulamazsak, o zaman kendimizi tekrar ederiz. Bu da zaten maalesef işte Anadolu kültüründeki vakadır. Şimdi bunun bir örneğini yanlış anlamazsanız, çünkü çok kötü bir örnek, insanlar kötü niyetli falan değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kendi hayatında yaşadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanları Allah'a davet ediyor idi. O toplumun insanları da Allah'a zaten inanan insanlardı. Böyle Allah'a inanmayan pek rastlanan bir vaka değildi. Onun için peygamberi anlamak çok güçtü. Resulullah'ın mesajını anlamak onlar için çok güçtü. Çok, yani biraz da samimi bir şekilde masumane, ya biz Allah'a inanıyoruz, sen neden bahsediyorsun? Zaten inanıyoruz ki diyorlar ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajdaki yeni tanımlara dikkat etmiyorlardı. O şirke girmeden inanmak. Şirke girmeden inanmak vurgusuna dikkat etmiyorlardı. Biz de Allah'a inanırız diyorlardı. Çok özet halinde söyleyeceğim. Dikkat edin. Dikkatimizden kaçmasın. Onlar Rabbimiz olan Allah ifadesini kullanıyorlar. Resulullah la ilahe illallah ifadesini getiriyordu. Bir türlü la ilahenin kıymetini anlamadılar. Ya tamam işte biz Allah'a inanıyoruz yani. Zaten Allah'a inan, kainatı o yarattı diyorlar idi. Allah'a inancı nereden çıkarttın diye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan hiç kimse olmadı. Tarih böyle bir şey de nakletmiyor. Yok. Yani tarihlerin nakli ne kadar doğru desem bile hani bir nakil çıkar canım arada. Yok öyle bir şey. Hepsi biz de Allah'a inanıyoruz diyordu. Ebu Cehil sanki o toplumun en alim insanların insanı idi diye naklediliyor. Şaşırıyordu. Ya biz Allah'a inanıyoruz. Sen geliyorsun bize Allah'a imana davet ettiğini söylüyorsun. Ne ikilalık bu diyorlardı. Diyordu. Sen kimsin ya diyorlardı. Kafayı mı yedin? Ne yaptın? Manyak mısın? Nesin sen diye. Biz zaten inanıyoruz o Allah'a diyorlardı. Buna çok dikkat etmek lazım. Ama dikkat edin yazışmalarında, konuşmalarında hiçbir zaman la ilahe illallah terimi yok idi. Rabbimiz Allah terimi vardı. Allahümme Rabbena. Bu müşriklerin dilinden düşmeyen bir ifadeydi. Ne zaman ki bir ihtiyaçları olur, ne zaman ki Allah'tan bir talepleri olur, kullandıkları ifade bu. Allahümme Rabbena. Bismillahümme Rabbena. Resulullah'ı mahkum ettikleri dökümanda, yani
boykot ilan edip o boykotta ittifak ettikleri, Kureyşlilerin ittifak ettikleri dokümanın başlangıcı buydu. Bismillahümme Rabbena. Tam terimde bir hata yapmış olabilirim ama yani peygambere karşı kesin yok etme, bu toplumu ölüme mahkum etme dokümanının başı buydu. Ey Rabbimiz Allah, senin Allah olan Rabbimiz, senin isminle başlıyoruz diye döküman yazılmış, Kabe'ye konulmuş, herkes bunu işte Kabe'nin etrafında onaylamışlar ve kimse artık Müslümanlarla ne alışveriş yapıyor, ne bir yardım ediyor vesaire. Ancak çok nadir ehli insaf kişi kaçak olarak gizlice bazı yardımlarda bulunuyorlardı. Yani insan, Resulullah ve çevresindeki insanlar Mekke'yi terk edip kendilerine ayrı bir yerde Ebu Talib'in ne ait olan bir yerde yerleşmişler. Kendi başlarının çarelerine bakmak zorunda kalmışlardı. Bu teşebbüsün kayda alınıp karar altına alındığı belgenin başında bu ifade vardı. Tabii insan bunları derin bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Şimdi biz de toplumun, kültürün içerisinde bize nakledilen Allah'a inanıyoruz. Biz ehli tevhidiz bağırışlarının, çığırışlarının içinde biz de kendimizi Allah'a inanıyor zannedebiliriz. İnanmıyor değiliz ama Kur'an'ın getirdiği la ilahesi olmayan bir Allah'a inanmanın birçok delillerini görmek mümkün. Bu çok acıklı, dramatik bir durumdur. Onun için Risale-i Nur okurken insanlar veya Risale-i Nur'dan bahsedildiği zaman insanların itirazı, ya bu adam bir sürü hikaye anlatıyor sanki biz kafirmişiz, gavurmuşuz gibi diye itiraz ederler. Ne öyle şundan bundan bahsediyor diye. Ağaçlara bakacakmışım, çöp, toprak, ineği, işte karınca, böcek bilmem neyin ya bakacakmışım falan falan. Ben Allah'a inanıyorum. Bütün kainatı o yarattı diyen insanların hepsi değil ama gaflet halinde olan veya kasıtlı olanlar Risale-i Nur'un Allah'a iman davetine itiraz ediyorlar ve Risale-i Nur'un gençler tarafından okunmasında sakınca görüyorlar. Bu iman falan deyip de insanları uyuşukluğa, yani biz Müslümanız artık, sokağa çıkıp hakimiyetimizi koruyalım deme basitliğine düşmediklerini gördükleri için politik endişelerle düşmanlık yapıyorlar. Bunların nedenlerini anlamak lazım. Yoksa bu adamlar politikacı canım, siyasetçi bunlar diye elimizin tersiyle itmemizle sorunlarımızı çözemeyiz. Meselenin ucu bize bakıyor. Bize dokunuyor. Acaba biz, evet biz Allah'a inanıyoruz diyerek bir de risale de okuyarak toplumun belirlediği, geliştirdiği kavramları sorgulamadan risale okumak çok tehlikelidir. Bu da pek Anadolu kültüründe dikkat edilen bir unsur değildir. Biz bu artık bu çalışma yaptığımız bu insanlar sizlerle beraber bu noktada dikkat etmemiz gerekir. Yani en azından bizim haberimiz olsun. Mekke müşriklerinin
inanç iddiasıyla Resulullah'ı dinlemedikleri gibi, itham ettikleri gibi, biz de zaten inanıyoruz iddiamızla Risale'deki anlatım tarzının yeniliklerini, tecdidini dünyamıza taşınmama tehlikesi var. Bunu her gün bahsetsem yine de yetmedi, yetmedi diyor vicdanım. Çünkü ne kadar bahsedersen et, nihayetinde yine bakıyorsun bir soru geliyor veya işte kelimeler kurumundaki yazıya, yazışmalara bir yazı geliyor, hiç anlamamış, hiç dikkat etmemiş. Hala aynı nakarat okuyor. Ne nakarat okuyor? Köyünde veya işte şehrinde anasından babasından, çevresinden, cami hocasından, cuma hutbesindeki duyduğu dini din zannediyor. Ve ona göre savunma yapıyor. Kötü niyetli olup olmamasını tartışmıyoruz. Niyet yeterli değildir. Bil fiil teşebbüs etmek gerekir. Peki bu uzun takvimden sonra bu çok dikkatimi çeken bir konu olduğu için tekrar tekrar sizinle paylaşmak isterim. Her zaman. Sizin de kendi dünyanızda paylaşın bunu. Ben ne yapıyorum diye sorun. Ben de sormam lazım siz de. Ben ne diyorum diye. Ben Allah dediğim zaman ne kastediyorum diye. Sormak lazım. Kolay bir konu da değil, onu da söyleyeyim. Yalnız anlaşılması imkansız bir konu da değil. İyi bir niyetle, halis bir niyetle, halis bir kasıt ile kendimi tezgaha yatırıp, masaya yatırıp, sorgulamayı kabul ettikten sonra kültürdeki dinin çok donuklaştırılmış, monotonlaştırılmış, standartlaştırılmış, taklide dayalı bir inancın nesilden nesle naklinden ibaret olduğunu anlayıp ben kendimi tazelemem lazım iman konusunda. Ondan sonra şeriatın neler getireceğini, dünyamıza nasıl yenileneceğini, hele o bu iman bir yerleşsin de topluma, ondan sonra insanlar o iman ölçüleriyle şeriatı tekrar gözden geçirip kendi dünyalarında uygulanabilecek halde yoruma tabi tutarlar ki o zaman belki insanlar yetişir. Şimdi böyle bir kişinin yetişmesi için zemin hiç mi hiç müsait değil, tamamen çoraktır. Tamamen çorak. İmam Hatip bilmem ne işte Kur'an kursu falan gibi yerlerde 4-5 tane Arapça öğrenip 4-5 kuralı ezberleyen insanlar imamdırlar. Yani toplumun liderleridirler. Bu kadar basit ve ucuz bir şekilde toplum lideri olmak mümkün değildir. Çok öyle geçmiş fıkıh kurallarını tekrar İbn Hacer'e başından sonuna kadar ezber ve gel 20. asır 21. asırdaki insanlara bunu aynen takdim et, bu din falan değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki vehim ve tembih. Eğer desen her bir fende yalnız bir fezlekeyi bilmek bir adam için mümkündür. Fezleke yani her bir fennin ana unsurlarını özet halinde hülasasını bu fennin neticesini bildiğinizde bir adam bu bilgileri elde edebilir. Yani mutlaka bütün bilimlerde mütehassıs olması ve dolayısıyla derinlemesine bilgi sahibi olması gerekmez. Çünkü daha önceki yapılan çalışmalarda biz dördüncü mesleğin ortalarında değiliz, yani ortalarında ama başlarına doğru ortalarındaymışız. Şimdi baktım bayağı daha çok var. Buralarda yapılan, yani daha önceki okuduğumuz yerlerde
Yani şeriat sanki bütün bilimlerde mütehassıs olmuş bir insanın yapabileceği teklifleri yapıyor ki bu bir insan için mümkün değil. Bu, diyor ki insanın aklına bu geliyor vehim. Ya ama yani en azından hülasalarda yani bütün bilimlerin hülasasını genel olarak bilmek bir insan için mümkün. Ne olmasın ki dedirtiyor, diyor vehim. Cevabın el cevap naam la. Yani evet böyle bir vehmin yeri var. Fakat hayır olamaz diyor. Naam la. Zira böyle bir fezleke ki hüsnü ibadet ve sor isabet özür dilerim hüsnü isabet ve mevki münasipte ve mümbit bir zeminde istimal gibi yani öyle bir fezleke ki tam tamına güzel bir şekilde isabet edecek en münasip mevkide yerinde bu fezleke kendisini gösterecek ve mümbit bir zeminde istimal edip yani daima gelişen bir zeminde ortamda kullanılıp sabıkan meskûr sair noktalarla cam gibi daha önceki anlatılan diğer noktalarla birlikte bir cam gibi ne demek olduğunu anlatacak. Maverasından yani o camın arkası görünür ya onun için o camın arkasından arasından ıtla-i tam ve melekeyi gösteren felsefe fezlekeler mümkün değildir. Itla-i tam yani konuyu tam konuya tam tamına muttali olmuş, vakıf olmuş ve o konuda meleke kesbetmiş. Yani artık o konunun öyle uzmanı ki tam meleke kesbedecek, kazanacak şekilde bir fezlekeler bütünü, bütün bilimlerde bu fezlekeler bütününü bir insanda toplamak mümkün değildir. Evet, kelam-ı vahid iki mütekellimden çıkarsa birinin cehline, ötekisinin ilmine bazı umuru mermuze-i gayr mesmu ile delalet eder. Yani o söylenilen yani birisi aynı şeyi söyledi. Bir fezlekeyi benim gibi fizikten anlamayan birisi işte kütle tarifini yaptı, enerji bilmem ne dedi, madde bilmem hız bir şey dedi, formülünü söyledi. Fizikten hiç anlamam ama yalnızca o formülü duymuşum ve size naklediyorum. Benim bu formülü size nakletmem ile fiziği bilen, bu formülün nasıl çıktığından detayıyla haberdar olan bir insanın bu formülü size nakletmesi arasında zahiren ikimiz de aynı formülü naklediyoruz ama benimki neden böyle bir formülden bahsettiğimi bilmeden konuştuğum için cahilliğime alamettir. Diğeri ise formülün nasıl çıktığından haberdar olduğu için o sonucu aktarırken onun o konuya vukufiyetine işaret eden konuşmasının içerisindeki delillerle bunu bilerek söylüyor deriz ve onun da ilmine işarettir. Benim cahilliğime taklit eden cümle söylüyorum. O kişinin de ilmine yani bu konunun uzmanı olduğuna işarettir. Bu bazı umurun mezmure mermuze remizle bilinebilen, anlaşılabilen gayr-ı mesmu ile yani duyulmamış bir şekilde ama remizle anlaşılabilen işlerde, meselelerde işte birisinin nakli cehaletine
aynı şeyi nakleden diğer bir insanın o cümleciyi ya da formülü nakletmesi de onun ilmine delalet eder. Konuşmasında nerede, neyi, niçin naklettiğinin bilincinde olduğunu gösteren işaretler bulunur. Yani gerçekten fizikçidir adam. Benim gibi taklidden konuşuyor değil. Ve fizikten hiç anlamadığı halde fizikte en çok meşhur olmuş bir formülü ezbere tekrar eden ya da o formülünü bahsetmek suretiyle sanki o formülün nasıl oluştuğundan haberi varmış gibi bir tavır içerisine giren cahil bir insan konuşması sırasında hemen anlaşılır. Bu adamın cahilliği. Bunu niye söyledi? Şeriatın kurallarında yalnızca sonuçlar bildirilmiyor. Öyle inceliklerle sonuçlar bize takdim ediliyor ki o cümleciğin içerisinde konunun tümüne vukufiyeti ima ediyor, gösteriyor, remz ediyor. Meselenin tümünü kavramış olduğu anlaşılıyor. Onun için insanlar şeriatın o genel görünen ahkamının, hükümlerinin içerisini bizzat detaylarına ki o hükmün bize bildiriliş cümlesinin inceliklerine girmek suretiyle hangi toplumda, hangi şartlarda o hüküm nasıl uygulanması gerektiği noktasında zamanında çok çalışmışlar ve belli sonuçlara ulaşıp o zamanın şartlarına takdim etmişler. Ne de güzel yapmışlar. İnsanları pratik olarak belli bir şahsi ve toplum hayatı yaşanmasında takip edecekleri kurallarla baş başa bırakıp rahat bir şekilde o kuralları emin bir tarzda hayatlarında uygulamalarına yardımcı olmuşlar. Yani yol gösterici olmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi hep taklide dayandığı için ne yaptığımızı bilmiyoruz. Sonucu cahilane taklide de gidiyoruz. Biz fıkhı taklit ederiz demeyin, doğru. Yani biz fıkhı taklit ederiz, doğru. Biz fakih değiliz ama şunu nazarı itibardan çıkartmamak lazım. Şeriatın prensipleri belli dönemde yapılmış olan açıklamalarla sınırlı kalamaz. O dönemin şartlarına uygun sınırlı kalamaz. Ama şeriat öyle bir kapasiteye sahip olarak bize takdim edilmiş ki gerek Kur'an'da gerek Resulullah'ın uygulamalarında o şekilde bize takdim ediliyor ki her devirde o devrin insanların ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede yoruma, açıklamaya müsait. Yeter ki o yorumu, açıklamayı yapabilecek elemanlar yetişmiş olsun. Hangi ama ortamda yetişecek bunlar? Ha, öyle bir yorumu uygulamaya hazır bir toplumda yetişir bu insanlar. Onun için Kur'an ilk nazil olduğu zaman böyle kural mural yoktu. Neden? İnsanlar hazır değil ki. İnsanlar böyle bir şey yaşamaya hazır değiller ki. Ta ki yetiştirilen toplum olgunlaştı, hazırlaştı, hazır hale geldi. Ondan sonra kademe kademe o olgunluk düzeyinde uygulanmaya müsait bir şekilde kurallar inmeye başladı. Ama inen kurallar yalnız o döneme ait değil. Öyle bir şekilde iniyor ki her dönem kendine olan payı çıkartabilecek özellikte. Bu şeriatın gerçekten
diğer kanunlardan farkını ve dolayısıyla şeriatın kaynağının bir insan eseri olmadığını, bütün insanlığın hangi dönemde ne gibi aşamalardan geçerek yaratılacağını bilen yaratıcının bilgisi dahilinde sunduğu kurallar olduğunu çalışanlar zamanında görmüşler. Biz de çalışırsak, eğer durumumuz müsait olursa, benim değil, sizi bilmiyorum, benim değil, çalışırsak görürüz. İnsan hissediyor ama hani kesin hatlarıyla konuşamıyor. Ben öyleyim, siz birisi çıkardı içimizde kesin bu konu böyledir diye konuşur. Çok da öyle konuşan var. Bilemem, sorumluluğu ona ait, kendisi bilir. Peki, işaret ve irşat ve tembih. Şimdi dikkat edeceğimiz, dikkat tembih, bir uyarı var. Bir de bazı meselelere işaret yapılacak ve insanlara da ya bu işaretlere dikkat edersen belli yönde terakki edebilirsin, meseleyi kavrayabilirsin denilecek şimdiki okuyacağımız yerde. Ey benimle şu kitabın evveli menazilinden, ilk menzillerinden, yani birinci bölümü, ikinci bölümü, birinci makale, ikinci makale, o birinci makaledeki birçok mukaddemeler bilmem. Ve artık alt başlıklarla çalışıp gelip duruyoruz. Rabbimiz ne nasip ederse. Onların hepsini hayaliyle seyr-ü sefer eden biraderi vicdan. Şöyle hepsini bir hatırla bakayım. Neler konuşup geliyorduk, neler yazmıştık. Bunlara bir bak. Kime muhatap oluyor? Biraderi vicdan. Neden vicdan önemli? Çünkü bak, insaflı olacaksın. Hakkı gördüğün yerde diretmeyeceğiz. Evet, bu doğru deyip teslim olacağız. Böyle bir anlayış ile dinleyeceksen gel. Şu eskiden başından, bu kitabın başından beri anlatılanları şöyle bir genel olarak hatırla. Gel beraber bir düşünelim şimdi diyor. Ama vicdanını kullanacaksın. Yani aman efendim, aklını değil de vicdanı, o anlamda değil. Hakkı gördüğün yerde teslim olmayı kabul edecek şekilde benimle beraber tefekküre katılacaksın. Geniş bir nazarla nazar et ve muvazene et. Böyle dar bir kafayla, aman efendim biz böyle biliyoruz, bizim dinimiz en güzel dindir falan gibi atmasyon cümlelerin arkasında saklanıp da konuyu detay anlama çalışmasından kendini mahrum etme. Daha geniş bir nazarla olaya bak ve muvazene et. Bir tartıya koy bakalım ne olacak. Kendi hayalinde muhakeme etmek için bir meclis-i âliyeyi teşkil et. Yani konuyu kendi hayalinde muhakeme etmek için, bir muhakemeye tabi kılmak için meclis-i âli teşkil et. Yani bütün duygularını sanki ayrı ayrı insanlarmış gibi kullanmak suretiyle yüce bir meclis yap. Milletler parlamento diyorlar buna. Şimdi yani birçok temsilcinin olduğu ve o temsilcilerin müzakereleriyle belli bir sonuca ulaşıldığı yer olması gerekir de hepsi palavra onların. Bu hani bugünkü parlamento denilenler işte ne derler, başkanın dışında bir şey söyleyen ikinci gün atılır partiden falan, böyle meclis olur mu diyeceksin de yani komik bir şey, bu insan yapısı bir oyuncak, onunla ilgilenmiyoruz, onu kastetmiyorum. İnsan tek başınayken bile kendi değişik duygularını ayrı ayrı kişiselleştirerek muhakemeye tabi tutabilir. Hadi bakayım şimdi şu duygum ne diyor, şu duygum ne diyor, şu duygum ne diyor der. Böyle bir meclise şimdi meclis kur
teşkilat sonra da mukaddemat-ı isne aşereden müntehabını davet et. Hani başta 12 tane mukaddemeden bahsedilmişti ya, onlar çok önemli prensiplerdi. Onları şöyle, hangisini seçersen onu gel arkadaşım mecliste seni bir mütalaa edeyim bakayım de, hazır olsunlar. Gel bakalım. Şimdi biz bir analiz yapacağız, bir tahlil yapacağız. O tahlilde bu mukaddemede, seçtiğimiz o mukaddemedeki ileri sürülen veya dikkatimize sunulan kuralların hangi devirde ne kadar, özellikle benim yaşadığım devirde benim için ne kadar geçerli olduğu konusunda ciddi bir müzakereye gir. Ama müzakereyi her ne kadar odanda kendi başına yaparken bütün duygularını, hislerini kullanarak sanki bir meclis önünde yapıyormuş gibi, bir insanlar grubu önünde yapıyormuş gibi yap bu işi. Sonra da şu kaidelerle müşavere et. Bakın şimdi söyleyeceğimiz kaidelere dikkat et. Ondan sonra bak ne yapacağız? Ama meselemiz neydi? Şeriatın, Kur'an ile gönderilen mesajın, o mesajlar içinde insanın şahsını ve toplum hayatını düzenleyen kuralların bir kişi tarafından o günün şartlarında, İşte 1000 kişilik, kimi diyor 900 kişi vardı Mekke'de, kimi diyor en fazla 1200 duymuşum ben. Mekke'nin nüfusu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dönemde. 1200 kişinin bulunduğu böyle hiçbir toplumu, toplum kralmış falan gibi bir yönetimi olmayan, kendi kendilerine kim işte kabilenin reisi, en yaşlısı ise o yaşlının başkanlığı altında toplanıp bu 1200 kişilik toplumun ihtiyacını karşılamak üzere kararlar alan veya belli işleri yapmaya yetkili kılınan insanların yönettiği bir toplum veya bulunduğu bir toplum. Yani belli diretecek bir kral, bir imparatorluk içinde değil. Dolayısıyla böyle bir toplumda insanlar genellikle hür teşebbüse açık olmaları lazım. Gerçi bunlar ciddi düşünülecek konular. Yani biz bu kadar işin detayına girmesek daha iyi olur ama işte insan da ya bu önemli, bu önemli, bunu paylaşmadan olmaz diyemiyor. Gerçi böyle bir toplumda insanlar hür düşünceye açıktırlar ama bir kabile bağlılığı, kabile bağlarına güvenme zorunluluğu olan bir toplum. Neden? Kabile bağınız koptuğu anda sizi koruyan kimse olmaz. Ne jandarma var, ne polis var, ne hükümet var, hiçbir şey yok. Onun, yani böyle bir hür ortamın en büyük engeli, handikaptı diyorlar ona, engeli kabile bağlarını koparmaktan korumak. Tabii bütün imtihan da orada. Kabile bağlarını kopartarak yaratıcının teklifi, sorumluluğu dayanıp tevekkül edip yaşamayı göze alabilecek misin? Hani Allah mallah diye konuşmak kolay. Allah her şeyi yarattı demek kolay. Ama kabile bağlarından kendini koparabilecek misin? Şimdi aynı şey. Toplumda belli değerler var. Bu değerleri sorgulayıp kendine ait şu doğrudur, bu yanlıştır diye hür bir şekilde karar verebilecek misin bugünkü toplumda? Kabilecilik yok falan ama aile bağlarından, toplum bağlarından,
kültürüne mensup olma bağlarından, alışkanlıklarımızdan, o toplumun alışkanlıklarından. Yani pilavı Türkler nasıl pişiriyor, salatayı nasıl yapıyor değil mi efendim? Onun dışına çıkıp, aa biz hiç böyle salata yapanı görmedik demelerinden. Ya da ya ne olur ne olmaz, bu hükümetin sigortası var, bir devletin garantisi var, askeri var. Şimdi ben bunlarla benim ilişkim yok, ben Allah'a yöneleceğim dediğim zaman evimin tapusunu ne yapacağım ya? Devlet yıkılır giderse ne olur endişesiyle bir taraftan Allah'a inanıyor, bir taraftan devlet yıkılacak diye ödü kopan insan olmaktan. Kendimizi koruyabilecek miyiz? Hak olanda sebat edebilecek miyiz? Aynı kabile bağı gibidir. O zaman da öyleydi. Kabile bağlarından bağımsız olmak, insanın alabileceği en büyük risk idi. Resulullah ilk hayatını, risalet geldikten sonraki ilk hayatını biliyorsunuz, hala kabile bağlarının sanki garantisi altında, Ebu Talib, Hatice gibi kabile bağlarının garantisi altında devam ettirdi. Artık Mekke hayatının son 3 yılını, o 9-10. Yılından yani hayatının derken risalet geldikten sonraki hayatını kastediyorum. Risalet ulaştıktan sonraki hayatını kastediyorum. Risalet geldikten sonraki hayatının 9-10. Yılında artık kabile bağlarının garantisinden tamamen mahrum kalmış bir şekilde. Kendisine inanan işte çok fazla insan değil. Ben düşünün, zaten hepsi 1000 kişi olan bir toplumdasınız ve azınlıktasınız. Düşünün kaç kişi olur. Onun da çoğu Habeşistan'a göç etmişlerdi. Geriye kalan kaç kişi var? 50-60-70. Medine'ye hicret edildiği zaman Medine'ye hicret eden muhacirlerin toplam sayısının 150 olduğunu söylüyorlar tarihçiler. Yani kesin rakamlar değil ama aşağı yukarı da insana bir fikir verir bunlar. Evet. Şimdi dikkat edelim. Peygamber bakın böyle kabile bağlarının garantisinden soyutlandığı halde, gerek peygamber gerekse ona o zamana kadar tabi olmuş insanlar, hala kabile bağlarına geri dönmediler. Neden? Çünkü yaratıcının kudretinin, onun garantisi altında olmanın zorunlu olduğuna inanmışlardı. Evet, aç kalabilirim, olabilir. Evet, belki açlıktan ölebilirim, olabilir. Ama benim Rabbimin, benim varlığımın garantörü olduğunu ihmal edemem. Satamam onu. Yani şimdi aç kalacağım diye tutup da kabile bağlarına geri dönemem. Bu imtihan Resulullah'ın döneminde de yaşanıldı, şimdi de yaşanılıyor ama farkında olanlara. Yani bu annemizi babamızı reddedeceğiz, aile bağlarımızı reddedeceğiz, hepsiyle bütün bağları koparıp siz kim oluyorsunuz, ben Allah'a tevekkül ediyorum diyeceğiz anlamında değil. Bu komik bir yaklaşım. Ya gerçekten hani ben anneme babama da akrabalarıma da saygım var ama benim gerçek tevekkül ettiğim noktayı istimdat ve noktayı istinadım kainatım ve benim halikimdir. Bu
anlayıştan sonra böyle bir kainatın halikı benim halikıma güvenince o benim halikim akrabalarına güzel geçin diyor. Çevrendeki insanlarla kavga etme diyor. Kavga etmemeye çalış ama çevrendeki insanlar seni Allah'a değil de mesela şimdi o zaman kabileydi şimdi devlete güvene, milletine güvene davet ederlerse reddet, onlara itaat etme diyor. Çizgiyi nerede çizeceğimiz belli oldu. Yani insanlarla güzel ilişki kurmak ayrı bir şeydir. Ve fakat aman efendim ben bunlarsız yapamam demek başka bir şeydir. Ona göre imanımın Rabbime olan Halika alemin, Rabbül alemin olan Halika olan imanımın gereğine göre bir hayat tarzı yaşamayı, yaşamama engel olmayacak bir şekilde çevremdeki insanlarla güzel ilişkiler kuracağım, da kavga edeceğim, anlaşacağım onlarla. Ama imanın temellerine geldiğinde hayır, hayır, onu yapamam işte. Eğer bana ama olur mu dediklerinde, ama biz hep böyle gördük dediklerinde, ama biz böyle doğru biliyoruz dediklerinde, yani hak ise evet, değilse hayır deme özgürlüğüne sahip olacağız. Peki. Evet. Bir şahıs, şimdi metne geri dönüyorum. Bir şahıs, işte hangi kurallara dikkat edeceğimizi söylüyor dedi. Böyle mukaddemelerdeki geçen kuralları tek tek bir analize tabi tutacaksak bir meclis oluşturacaktık. O mecliste, yani kendi duygularımızdan oluşan bir mecliste, şu duygum var, bu duygum var, bu duygum var, hepsiyle beraber müzakere edecek idik. Sonra o mecliste bu tahlili yaparken şu kaidelere de danış, onlarla müşavere et dedi. Onları söyleyecek. İşte bir şahıs çok bunundan mütehassıs ve meleke sahibi olamaz. Yani bir şahıs bir olur, iki olur, üç olur. Ama bütün alanlarda hem mütehassıs olacak hem artık öyle bir mütehassıs olacak ki meleke sahibi olacak. Hiç yanılmayacak hepsinde. Bu mümkün değil. Hem de bir kelam iki mütekellimden mütefavittir, başkalaşır. Yani bir sözü bir kişi söyler, cahilliğine delalet eder, diğer kişi söyler, ilmine delalet eder. Hem de fünun müruru zamanla telakü efkarın neticesidir. Bu da önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Bir konuda bir kişi mütehassıs olabilir evet ama ihmal etmemesi lazım ki bu her şeyi baştan, sil baştan kendisi keşfetmiş değildir. O kendi çağına gelinceye kadar birçok insanın fikirlerinin birleşmesinden, yardımlaşmasından, yardımlaşmaları sonucunda ulaşılmış bir mertebedir. Daha öncekilerin çalışmalarına bağlıdır. Yani şeriatta bunlara dikkat edeceğiz. Acaba peygamber deyip kendisinden önce birçok toplumlarda daha değişik kurallar uygulandı da artık toplumlar dediler ya bu da olmadı, bu da olmadı, şu daha iyi gidiyor gibi deyip de o noktadan sonra artık şeriat
böyle bir gelişmenin sonucunda buraya geldi. Burada şöyle bir ilerleme yapmak lazım değil. Bütün toplumda bir örnek bu şimdi. Dünyanın her yerinde kölelik var. Gayet normal bir ilişki. Yani şimdi nasıl dünyanın her yerinde işçi var ya, işçiler çalışır. Kimse ya işçi çalışmasın, işçilik diye bir şey olmasın demiyor. Diyen oldu, bir kişi tutmadı, öldü, yıkıldı, gitti. Böyle işçiler var, işveren ilişkisi var, ortaklaşmalar var, ortaklıklar var, beraberlikler var. Birisi bir malzeme katıyor, öbürü sermaye katıyor. Diğeri mesela mağazayı ya da iş yerini, fabrikayı, tarlayı onlara teslim ediyor. Hep beraber müzakere ediyorlar. Şimdi dikkatim dağıldı. Hep beraber böyle bir işbirliği yapıyor. Kimse tutup da çok özür dilerim ama eğer kusura bakmazsanız bir kişi ısrar ediyor ve cevap vermem gerekiyor diye anladım. Ayrılmayın. En kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Mikrofonu kapatıyorum. Selamünaleyküm Muharrem Bey. Tamam, işte o acil konuşmayı yaptım, geçti bitti. Peki efendim, mesela kölelik çok hakimdi dedik o toplumda, bütün dünyada. Yani insanlar köleliğin olmadığı bir toplum denemesi yaptılar. Mesela demokrasi var falan dediğimiz o Batı Yunan Grek kültüründe, Helenistik kültürde öyle insanlar demokrasi vardı herkes, ama kime demokrasi vardı? Hür olan erkeklere. Kölelere asla, kadınlara asla.
Onların demokrasi demokrasi yok. Onlar zaten toprağın parçası, bir ağaç gibi, affedersiniz ama o toprakta bir mesela hayvan çiftliği varsa o toprağın parçasıdır hayvan. O şekilde muamele ediliyordu köleler. Öyle demokrasi var falan diye palavralara inanmayın. Konuşuyorlardı, hür fikir beyan ediyorlardı falan, bunların hepsi palavra. Ancak ve ancak seçkin elit tabaka, toprak sahibi ve falan insanların demokrasileri vardı. Aralarında müzakere ediyorlardı. Kölelik hiçbir zaman sorgulanmadı. Resulullah böyle daha önceden yavaş yavaş alıştırılmış, köleliğin yanlışlığı, tedavisi için ne yapılması lazım gelir diye denemeler yapılmış, uygulamalar yapılmış, bir noktaya gelinmiş de Resulullah son hükmünü vermiş, asla değil. Şeriatın hükmü kölelik bitmiştir, tamam. Nasıl? Bütün insanlar Allah'ın kuludur, kimse kimsenin kulu olamaz, bitti. Aman efendim ama uygulamada devam etmiş. Bırakın o hikayeleri, iyi dikkat edin. Krallar devam ettirmişler, at takmışlar, cariye, cattürk falan bir şey demişler. Onlar işin hikaye kısmı. Ama şeriat köleliği insanların yalnızca Allah'ın abdi olduğunu, abd kelimesini kullanmak suretiyle, ilan etmek suretiyle köleliği bir defa teorik olarak, yani anlayış olarak ortadan kaldırmış, müminler ancak köle diyebildikleri insanlara kardeş muamelesi yapacak bir pratik sistem getirilmiş. Sonra o toplumun gereği olan bazı uygulamalardan dolayı harp esirlerinin köleleştirilmesi diye bilinen bu uygulamada, öyle diyelim, kadınların cariye falan diye söylenen uygulamada, her fırsatta bunun ortadan kaldırılması için devamlı pratik kurallar konmuş. Ama temel mesele, yani kölelik diye bir müessesenin insani olmadığı meselesi, itikadın özüne yerleştirilmiş. Yalnız Allah'a abd olunur, yalnız Allah'a kul olunur, hiçbir kul bir başkasını, insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, madde olsun, kendisine abd edinemez. Bu zihniyet, bu anlayış çok keskin bir şekilde kural halinde yerleştirilmiş. Peygamber de kölelerinize pratikteki sosyal bir kurum halinde kalmış olan, teoride bitti mesele. Allah'a abd oldun mu bitti. Allah'ın abdi, Allah'a kul olan birisi ne Allah'tan başkasına kul olur, ne de bir başkasını kendine kul eder. Hatta size şunu da söyleyebilirim. İslam'ın anlayışı, Kur'an'ın temel itikadi esaslarına göre evinizde kullandığınız bir çay bardağını bile kendinize kul edip ben seni istediğim gibi kullanırım diyemezsiniz. Tevhide aykırıdır. Çay bardağı, bırakın insanı. Onun için sosyal bir müessese olan, birdenbire köleliğin sosyal hayattaki uygulamasını kaldırmak zaten Resulullah'ın gücü dahilinde de değildi. Bu bir. İkincisi, pratik hayatta savaş şartları vesaire mümkün değildi. Ama bu demek değildir ki Kur'an köleliği kökünden kaldırmadı. Müessese olarak sürüncemede kaldı. Sonra bazı krallar beraberindeki elit tabaka ile
bu müesseseyi canlı tutmak için bahanelerle, şöyle olursa şöyle olur gibi bahanelerle devam ettirmişler. Ama şeriatın temel prensibi zaten kendinize sorun. Herkes, şuradaki bulunan bütün arkadaşların vicdanına ben itimat ediyorum. Kendinize sorun. Elinize aldığınız bir çay kaşığını dahi sen benim mülkümsün, ben bu mülkü dilediğim gibi tasarruf edebilirim, etmeliyim, ediyorum diyebilir misin? Bırakın bir başka insanı, bırakın bir hayvanı, bir ağacı, istediğim gibi seni kezerim arkadaş diyemezsin. İhtiyacına göre Allah'ın adına kesersin. Çünkü o senin abdin değil. Hepsini bırakın. Bir çay kaşığı şimdi aklıma geldi. Nereden geldiyse hep Türkler çay içtiği için. Bir çay kaşığını bile ben seni istediğim gibi kullanırım. Atarım çöpe de, kırarım da, eğerim de, büyerim de diyebilir misin? Hikmetsiz kullanamazsın. İman budur. Tevhid budur. İşte Kur'an bu esası tesis etti. Tevhid. La ilahe. Sen bir başkasının ilahı olamazsın. Onun üzerinde kendi iraden ile tasarrufta bulunamazsın. La ilahe. Ya her mülk. Her zaman. Şu kainatın Halık'ının tasarrufu altındadır. Sen dilediğin gibi bir eşyayı tasarruf edemezsin. Dilediğin gibi kullanamazsın, muamele edemezsin. Hiç kimseyi, bırakın insanları, hayvanı, cansız maddeyi dahi lüzum yoksa, gerek yoksa, senin bir menfaatine hizmet etmeyecekse, enaniyetine değil, dünya hayatında bir menfaatine hizmet etmeyecekse bir taşı dahi yerinden oynatamazsın. Tevhid budur arkadaşlar. Bir taşı yerinden oynatırsan Resulullah gelir sorar. Neden o taşı oradan çıkarttın? Canım hiç öyle mi hani geçerken vurdum ayağımı. Ya altındaki yaşayan canlıların yuvalarını yıktıysan farkında mısın der. Hakkın yok. Kimin? Böceklerin hayatını tahrip etmeye, rahatsız etmeye hakkımız yok. Bu insana diyorsun ki bir başka insan üzerinde dilediğin gibi tasarrufta bulunursun. Kölen çünkü o senin. Mümkün mü arkadaşlar? Ya uyanalım, bırakın bu saçmalıkları. Kralların elinde giden 3-5 milyon şöyle böyle pratik fetvalar vermişler diye. Efendim İslamiyet köleliği tamamen kökünden kaldırmadı. Zamanla işte kendi kendine böyle yavaş yavaş kalktı ama Osmanlılar hala cariyeleri topluyorlardı. Haremlerinde gibi saçmalıkları bırakın. Bunların hiçbir hakikati temeli yoktur. Ciddi inceleyin. Zaten her zaman derim ya, İslam kralların elinden çektiğini kimseden çekmedi diye. Onun için istibdada karşı kesin tavrımız var arkadaşlar. O istibdad, Allah'ın tevhidin hakim olduğu bir yerde istibdad olamaz. Mümkün değil. Evet. Peki efendim, bu ne oldu şimdi, bunu nereden bahsettik? Çünkü fenler, efkarın, diğer insanların ön çalışmalarının neticesinde geliştirilmiş bir sonucu ilan eder bir kişi gelir, onların çalışmalarına dayanır. Şeriatın getirdiği kurallar daha önceki sosyal araştırmalara, istatistiksel çalışmalara dayalı kurallar değil.
insanların pratik hayatı göz önüne alınarak derece derece en sonunda o zamana kadar mevcut bilinen kültürde hiç de yeri olmayan içki yasaktır. Hele hele hiç yeri olmayan ok çekmek yani kumar, şansa dayalı tercih yapmak kaldırılmıştır. Hiç öyle hani bir aşamadan geçti falan diye pratikteki sosyal bir müessese olarak insanların uygulamada takip edecekleri bir dereceleme, kademe. Yani yavaş yavaş insanlar alışırlar. O uygulamalara bakıp da şeriat da böyle sanki tarih içerisinde bir gelişmenin en son noktaya gelmiş ahkamını, hükümlerini muhafaza ihtiva eder, muhtevidir demek cehaletin ta kendisidir. Cehalet. Neyin cehaleti? Belli kralların uygulamasının meşru olduğunu savunacak milli bilmem ne duygularını tatmin edecek aptal ulemanın kafasını o yönde kullanan alim bilmem ne kimlerin uydurmalarıdır. Dikkat edin, belki iyi niyetli olabilirler ama yaptığı iş insani bir iş değildir. Peki. Bu cümleyi tekrar okuyorum. Şeriatı da bu noktada bakacağız. Hem de fünun mürur zamanla, zamanın geçmesiyle telahkü efkarı neticesidir. İnsanların daha önce yapmış oldukları araştırmalarla ulaştıkları sonuçların kademe 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 yükselmesidir. Fünun denilen olay. Hem de müstakbeldeki bedihi şeyler mazide nazari olabilir. Yani şimdi biz zaten biliyoruz ya içki yanlıştır. İçki zararlıdır. Zaten biliyoruz kumar biliyorsun birçok hanenin yani evin ailenin yıkımına neden olmuş. Kardeşim sen şimdi İslam'ın 1400 yıllık uygulamasından sonra insanların geldikleri anlayış noktasını kendine rehber alarak konuşuyorsun. O zaman böyle bir uygulamanın geçmişi yok idi. Yok böyle bir uygulama. Her yerde kölelik var. Her yerde insanlar içer. Her yerde insanlar şans üzerine hayatlarını kurarlar. Gece yıldızlara bakılır. İşte horoskop mu ne bilmem meret diyorlarsa müneccimler yıldızlara bakarlar, yorumlar yaparlar. Böyle yaşanıp geliyor. Aniden bu yasaktır diye pat kesiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu böyle bir insanın daha önceki çalışmalarının sonucunda ulaştığı bir sonuç olamaz. Gerçi bir insan bütün fenlerde de mütehassıs olamaz. Bu da ayrı bir konu. Ama bir fende dahi insan kendisi en son noktayı sıfırdan alarak noktayı belirleyemez. Bunlar bizim dünyamızda ya da benim şahsi dünyamda inkılap yapan anlayışlardır. Tevhid bunları içerir. Peki. Hem de medenilerin malumu bedevilere meçhul olabilir. Yani şimdi artık biz biliyoruz ya gerçekten kumar zarar veriyor. Ha. İçki, sigara zarar veriyor. Bunları biliyoruz canım bak bütün hastalıkların sigaradan ciğer hastalıklarının veya başka tür kanser bilmem ne hastalıklarının sigaradan içkili aşırı içki kullanımından kaynaklandığını tıp tespit etmiş. Ne zaman? 20. 19. ve 18. asırda. 20. asırda. Peki bu hükümler ne zaman kondu? Ondan önce böyle bir çalışma var mı? Yok. Ne zaman? 1400 sene önce. Veya artık 19. 18. asır dersek 1200-1300 sene önce. Nasıl kondu? Hiçbir geçmişe ait tecrübe yaşanmadan tak 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 kurallar kondu. Kimse kimsenin kölesi olamaz. Kimse kimseden üstün değildir. Hiç kimse ben annem babam benim bu kabilenin lideriydi. Ben de onun çocuğuyum. Ben şimdi liderliği üst alıyorum gibi saçma anlayışlara iki krallığın esası bu. Saçma anlayışlara
İslamiyet hiçbir zaman müsaade etmez. Hepsi de sıfırdan başladı, tevhid sıfırdan başladı. Gerçi Hazreti İbrahim'in tevhidi vardı, bir adam bir Allah var diye biliniyordu. Bu Hazreti İbrahim'den Mekke çevresindeki, Mekke'deki yaşayan Kureyşlilere bir miras idi. Peki efendim. Hem de maziyi müstakbele kıyas etmek bir kıyası hadi-i müşebbittir. Yani tehlikeli bir kıyastır. Böyle tehlikeye insana hadi, bu hani bizim her zamanki kullandığımız Allah hadidir manasında değil. Bu yıkıcı, mahvedici, kötüye götürücü bir kıyastır. Neyi? Maziyi müstakbele kıyas etmek. Yani biz şimdi her şeyi biliyoruz canım, artık diş fırçalamanın çok faydalı olduğu anlaşıldı. Bütün diş doktorları dişlerini fırçalamazsan problem yaşarsın diyor ya. Herkes biliyor bunu dedi, demek ayrıdır. 1400 sene önce hiçbir tıbbi cihaz olmadan, daha önce de bilinmeden dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin demek ayrıdır. Evet. Hem de ehli beber ve badiyenin besateti ise, yani kolayca bu kelimelerin bilinmiyor olmasına bakma, lügat açar sen de bulursun. İşte ehli beber ve badiye demek çadırda yaşayan, çölde yaşayan insanlar demektir. Onların basit hayatı, hiç karmaşık bir şey yok. Yani doğarsın, annen de baban da sen de devenin eşeğin üzerinde şuraya buraya gider gelirsin. Ya da belli mevsimde belli vadiye gidersin. Diğer mevsimde şöyle biraz daha o mevsimin şartlarına uygun yere çekilirsin. Göçebe hayatı böyle basit bir hayatı ise ehli meder ve medeniyetin, yani bir yeri sabit mesken edilmiş, yani evde oturan ve medeniyet sahibi olan insanların hile ve desaisine mütehammil değildir. O toplum hayatındaki alevere alışmış olan insanlar gibi bedeviler değildirler. Onlar böyle daha böyle hani manevralar, politikalar falan bilmezler. O zaman da Resulullah böyle bir toplum içerisindeydi. Evet, naam. Hile medeniyetin perdesi altında tesettür edebilir. Hani şimdi insanlara deriz ya, kravat takıp ceket giydim diye benim efendim kendine güvendir bir insan imajı vermek istiyorsun, ama onun arkasında ne gizli bu? Hani medeniyetin perdesi altında hile gizlenebilir. Hem de pek çok ulum adat ve ahval ve vukuatın telkinatıyla teşekkül edebilir. Yani araştırmalar yaparsınız, daha önceki denemelerinizin sonuçlarını bir toplum banka diyorlar, hani bilmem ne bankası, istatistik bankalarında toplarsınız. Ondan sonra bunların bir analizini yapar. Demek ki insanlar arasındaki genel eğilim şu yöndedir falan dersiniz. Bunlar bedevi. Çölde yaşayan insanların böyle bir şey düşünmeleri, yapmaları mümkün değil. Basit hayat yaşayan onlar. Resulullah da böyle insanların içerisinde gelişmiş, özel eğitim almış birisi de olmayan bir kişidir. Kendi başına bunları böyle çok büyük araştırmalar, bilmem ne, PR araştırması bilmem ne falan diyorlar. Öyle bir şeylerin sonucu da elde etmiş olan değil. Öyle bir şey yok ortada çünkü zaten. Onun için dikkat edin, bugünkü şartları düşünerek o zamanda konulmuş olan kuralların kıymeti anlaşılmaz. Az anlaşılır. Hem de beşerin nuru nazarı müstakbele nüfuz edemez. Öyle ya. İstediğiniz kadar bilmem neci olun, hangi ilimde mütehassıs olun, geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Bilemez insan. Böyle bir özelliği yok. Yani toplumlar nasıl gelişecekler? Öyle bir toplum gelişecek ki bu toplumda kumar, bu toplumda içki, bu toplumda kölelik insanlığa daha uygun olacak. Ne bileceksin ki insan olarak? Geleceği bilemezsin.
Ama şeriata bakıyoruz, getirdiği kurallar her toplumda 1400 sene geçti, hala uygulandığı zaman insanlığa ferah sunan kurallar. Evet, birazcık hızlı gideyim, vakit dolmak üzere. Müstakbele mahsus olan şeyleri göremez. Geleceğe ait olan işleri göremez insanlar. Şimdi bilen ekonomide tahminler yapılıyor, trendler çıkartılıyor. Hani ekonomi nereye doğru gidiyor, işte dolar indi çıktı falan, bir sürü duymuşsunuzdur bunları. Tahminler yapılıyor, bir bakıyorsunuz küt bir devletin, bir hükümetin, bir yönetim biçiminin ekonomik sistemi bir günde çöküyor. Bütün tahminler denize düşüyor, suya düşüyor. Niye garantisi yok? Yani bilemezsiniz geleceği. Onun için şeriata da hani bir gün gelecek de şeriatın bize takdim ettiği kurallar artık geçersiz olacak. Şimdi insanlar diyorlar ya işte kadın hakları falan var ya işte artık bunlar pek uygulanır mı? Yok sen Kur'an'ı ciddi oku. Tevhid nazarıyla oku. Bilmem kimin ezbere yazmış olduğu fıkıh kurallarıyla okuma. Anlarsın. Olay çok net. Bu konunun detayına giremeyiz. Oğlunuzun böyle yıllarca çalışmasını yapmak lazım. O zaman anlarsın. Yeter ki kafanı kültür kumundan çıkart. Şöyle bir tevhid nazarıyla kainata bak, anlarsın. Hem de beşerin kanunu için bir ömrü tabii vardır. Yani her beşer bir anayasa yapar. En ideal anayasa yaptık. 5 yıl sonra, 3 yıl sonra bir yenileme, yamama hareketine ihtiyaç duyar. Nevi beşer gibi o da inkıta eder. Yani bir gün gelir, biter, kesilir. Hem de muhit-i zaman ve mekanın nüfusun ahvalinde büyük bir tesiri vardır. Yani bir insanın bulunduğu zamanın ve mekanın üzerinde zaman ve mekan şartlarının insan üzerinde büyük bir tesiri vardır. Yani o zamanki şartlarda böyle, ancak bu zamanki şartlarda köleliği tekrar ihya etsek iyi olacak demek mümkün değildir. Evet. Ama o zamanın şartlarının etkisi altında kalarak Muhammed böyle bir kural koymuş diyemeyiz. Çünkü onun kaynağı, bakıyoruz, zamanla sınırlı olmaksızın, o zamanın şartlarına bağımlı olmaksızın. Bakmayın siz tarih kitaplarında peygamberin hayatını onun yaşadığı dönemin şartlarına göre yorumlayan, Kur'an'ı yalnızca o Mekke döneminin şartlarında tefsir eden kitaplara. Bu büyük bir hatadır. Onun için biz devamlı Kur'an tarihselleştiremez, Kur'an tarihi bir bağlama sokulamaz diye bağır bağır bağırıyoruz. Her yerde, her mümkün olduğu yerde. Neden? Çünkü Kur'an'ı o zamanın şartlarında oluşmuş bir kitap olarak okuyamazsınız. Ezeli ilmin insanlığa zaman sınırı olmaksızın hitabıdır Kur'an. Peki bunlar biliyoruz, duyuyoruz ama tekrar tekrar vurgulamak lazım. Hem de eskide harikulade olan şeyler şimdi adi sırasına geçebilir. Meşhur örnek var, İbn-i Sina şöyle alimmiş, tıpta böyle. Fakat bugün tıp ilmi yapan, yani eğitimi yapan müesseselerde İbn-i Sina'nın kitabını okutmak mümkün değil. Çünkü ilkokul çocukları bile inanmazlar onlar da söylenenlerin bazılarına. Kendi zamanında en etken, en üst düzeyde bilim aktaran kitap idi. Ama o zaman, şimdi değil. Bu da onu söylüyor. O zaman harikaydı ama şimdi hadi herkesin bildiği bir iş. Zira mebadi tekemmül etmiştir. Yani prensipler gelişmişler. O başlangıçtaki korunan kurallar gelişmişler. Hem de zeka eğer çendan harika olsa da bir fennin tekmilüne kafi değildir. Yani bir insan ne kadar zeki olursa olsun
o fenli en son noktasına getirmeye, en mükemmel noktasına getirmeye mümkün değil. Bir fenli bütün fenleri de değil. Mümkün değildir. Nasıl çok fenlerde kifayet edecek? Mümkün değil. Şimdi anlatılan nokta şu, şeriatın kurallarını anlamaya çalışırken dikkat edeceğimiz prensip bunlar. Onun için burada işaret, irşat, tembih. Yani bunlara dikkat ederek şeriatın kurallarına bak. Ama benim bütün derdim veya korkum şu, şeriatın kurallarına bakarken, onu değerlendirirken bize belli bir dönemde yapılmış olan şeriat kurallarına dair yorumun ebedileştirerek nakledilmesindeki tehlikeye dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir şey olmaması lazım. Eğer kendimizi bundan kurtaramayacak, biz ona devamlı gerek sohbetlerimizde, gerek yazışmalarımızda, devamlı gerek online yaptığımız sohbetlerde, gerek yarışmalarımızda devamlı tarihselleştirmenin, mevcut kültürün içerisinde din elementleri var ama hiçbir zaman bu elementlerin dinin, Kur'an'ın öğrettiğini net olarak bize yansıtmıyor. Yansıtamaz çünkü donuklaşmış bir nakilden, taklide dönüşmüş nakilden ibarettir. Peki burada kalalım. Vaktimiz doldu. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret bugün için. İşte ey beraber dedi. Devam edecek. Gelecek hafta devam ederiz inşallah. Sizin söyleyeceğiniz, yazıp çizeceğiniz varsa lütfen buyurun. Değilse bugünkü sohbetimizi burada kapatalım. Bir saat sonra, 55 dakika sonra mektubat sohbetimiz olacak. Ona orada buluşuruz inşallah. Bakıyorum kimseden ses çıkmıyor ama hala düşünüyorsanız, yazıyorsanız yazın. Yine konuşuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enil hamdu lillahi rabbil alemin bi hurmeti sirri suretil Fatiha.